Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Özel durdu. Aracımız burada. Boya, badana, çarok, çürük, giderme işlemleri sürüyor. Şimdi arkadaşlar aracın Ford'dan üstelik 88 model hava filtresini şimdi sökeceğiz. Aslında ben de Bunu şartı niye bas toplardım. söküyorsunuz? Bunu sökmemizin amacı arkadaşlar hava filtresi içinde hava filtresi olduğu için temizleyip tekrar yere takacağız. Şimdi bunu bilmeyen arkadaşlar olabilir. Mesela. Yani acemi arkadaşlar daha yeni ehliyete yazılanlar. Mesela. Bunları zaten hocalar gösteriyor araç başında. Burada tırnakları var. Şimdi bir saniye bir bakayım. Evet, tırnakları var. Uzun zaman oldu, bayağı oldu bunu sökmeyeli. Aracınızın yağına, suyuna bakın. Aracınızı yağsız bırakırsanız ileride alırsınız. Elinize motoru doğru ustanın yanına götürürsünüz. Şimdi bizimkinin motoru burada. Bak göster. 1.6 motor arkadaşlar. Büyük. Motorda yatak vurması var. Defleksiyel arızalı ses yapıyor. Zaten bilen arkadaşlar bilir. Evet biz bu tarafa dönelim. Yani evet, bunu halen daha sökemedik. Acemi işte öyle olur. Tamam, şimdi tırnaklar sürüyor. Evet kızım hadi yürü. Evet. 10 numarası. Güzel olur. Aynı zamanda bir türkü söyler misiniz? Evet arkadaşlar. Hava filtresi bu. Görün. Göster. Yapışmış. Uzun zamandır sökmeye sökmeye. Bu hasta üzerinde belki 2 sene 3 senedir geçmiş. Ama biz nedir bunu temizleyeceğiz. Şimdi genelde bunlara hava tutulur ama bizimki yere vuruyor. Pek öyle bir şansımız yok. Elinizden de vurabilirsiniz. Evet. Bu ne kadar temiz olursa, bakımlı olursa sizin için o kadar daha ideal. Evet, bunu bilmeyen arkadaşlar bilmeyebilir. Onlara bir şey diyemem. Ben araçtan anlamam. Yıllardır motosiklet kullanıcısıyım. Bu araç bende 2 senedir var. Ama beni mahvetti. Başıma tam 5 milyar 6 milyar yakın masraf açtı. Hala var hala var. Aracın 3 aydır muayenesi geçik arkadaşlar. Plakadan ceza yazalım. Cezalar da var. Ama nedir? Şimdi kış ayı olduğu için maksat işimizi görsün diye. Ben de çarık çürüklerini gideriyorum. Ustaya 200 lira para vermektense kendimiz kapatıp kendimiz hallediyoruz. Benim gözler nereye bakıyorum? Şu şey. Evet, şimdi tekrardan abi filtresi yerine takacağız arkadaşlar. Yalnız bunların tırnak şeyleri var. Ona göre denk getirip tırnaklarını yerine oturtacağız. Belki bunun bir tarafı oturur. Bir tarafı oturmayabilir ama oturdu hayret. Bu sefer problem çıkarmadı bana. Evet, tekrardan civatalarını takacağız. Evet, civatasının biri bu. Anan çek onu. Güzel. Şimdi arkadaşlar bunun montajını yapacağız. Buyurun gidelim. Motor biraz pislik için alıyorum. Ceza bunları anal çekiyorum. Önce yuvasına doğru denk getireceğiz. Sonra sıkıntı yaşamıyor. Bu yerine geldi güzel. 4 tane civatası var arkadaşlar. 1 2 3 Bakmayın motor aslında saat gibi çalışıyor da bu motor yatak vurduğu için biraz problem orada oluşuyor diyebiliriz. Önce iyice bir sıkalım. Çünkü karbüratör hava almasın. Biz yeri geldi bunun karbüratörünü de söktük arkadaşlar. Onu belirtelim. Yeri geldi şunu söktürdük. Bunun altındaki sibop ayarlarını yaptırmıştım. Tabii belki siz onları göremezsiniz ama benim Facebook'umda hepsi mevcuttur. Evet.
Şimdi bunları sıkacağım. Evet, güzel. Şimdi sonuncusunu sıkıyorum. Daha sonra bunu yerine takacağız. Özel durdu. Takip edin. Abone olmayı unutmayınız. Evet, şöyle gel bakalım. Yiyelim. Evet arkadaşlar, şimdi bunu şu arızalı, şu LPG beyni, bunu bugün Atiker otu şeyinde sordum. Yani LPG ayarcısından sordum. Benden 180 lira istedi. Kavat bu, kavat. Bu kadar söyleyeyim. Ama ben 95 lira internetten getirttireceğim. Bizim akraba montajını yaptıracağım. Kaçta konmuş, 6'da konmuş. Bunu bu gece yükleyemeyiz bile. Evet, şimdi buradan şeyleri de sıkalım. Ki maksat gaz mask açılmasın. Evet, güzel oldu. Şu hortum aslında yıpranmış. Bakın görelim. Normalde bu yıpranmış. Ama biz gene de sıktık, tamam. Bunu şimdi aküyü iyileştireceğiz. Arkadaşlar aküyü göster. Akümüz çelik akü. Ha, şu kaydı durdur.